Bilgi işlem odaları, server odaları, yangın ailesel söndürme sistemiyle ilgili tanıtım ve bilgilendirme yapıyoruz. Yangın ailesel söndürme sistemi 3 bölümden oluşuyor. 1. Söndürme panelimiz. Buyurun gelin. Duman ve ısı dedektörlerimiz. Ve söndürmeyi oluşturan ailesel söndürme jeneratörümüz. Evet. Buradan sistem hazır. Ailesel aktivatör modülümüz. Sistemin çalıştığına ve sistemde voltaj olduğunu gösteren ışıklı uyarı ikaz sistemimiz. Yangın tehlikesine karşı ailesel gazlı söndürme sistemiyle korunmaktadır. Evet. Yangın ailesel söndürme sistemi iki türlü aktif oluyor. Bir, manuel söndürme butonuyla. İki, içerideki otomatik dedektörlerle. Biz manuel söndürme butonundan bir test yapacağız. Evet. Alarm veriyoruz. Sözlü olarak kullanıcıya lütfen dikkat. Bu bir yangın alarmıdır. Sakin olunuz. Bölgede yangın alarmı olduğunu uyarıyor. Evet. Bu arada söndürme süresi geriye doğru başlamış oldu. 38 saniye süremiz var. Buyurun buradan bakın. Lütfen dikkat. Bu bir yangın alarmıdır. Biraz bir geri gelelim. Ola ki bir yangın alarmını aldık. Geldik kontrol ettik, bir yangın alarmı yok. Hemen acil söndürmeyi durdurma butonuna basarak sistemi durdurabiliyoruz. Buyurun gelin. Söndürme bitti. Anonslar devam edebilir. Önemli olan ailesel kesinlikle devreye girmeyecek. Geldik kontrol ettik, hemen istemiyor. Durdurma butonunu normale alıyorum. Tekrar söndürme süresi başladı. 56 saniye var. Duman dedektörlerimiz metal ayak üzerine modeli ve metal ayak üzerinde otomatik yangın söndürme dedektörleri yazıyor. Bunun sebebi başka dedektörlerle karıştırılmaması için. Söndürme panellerinin hepsinde otomatik, manuel ve servis devre dışı modları var. Herhangi bir söndürme sistemine bakım yapacağınız zaman, panele geldiğiniz zaman ilk iş paneli devre dışı moduna veya teknik servis moduna almanız gerekiyor. Bu şekilde siz olabilecek bir yanlış söndürmeyi daha baştan önlemiş oluyorsunuz.